Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 21 Aralık Perşembe Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 altınımız olacak. İzmir koşullarında yeni koşulu bir program vardı. Onu da yayınladık. Videomu bulabilirsiniz. Kocaeli'de zevkli bir program. Ee, yani birinci altılı ganyan yani çok hoşuma gitti. İkinci altılı ganyanda paraya açık gördüm. Birinci altı ganyan pek para verecek gibi görünmüyor ama tabii ki dilediğimiz safkanlar bakalım. Ayakları düz basar diyoruz. E, ee, ve de koşullara geçelim. Evet bir tane bankumuz olacak. İki altılıyla bağlıyor. Herkese bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet videomu izlerken ve dinlerken bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet saatlerimiz e, 10 yine 15'i gösterdiğinde birinci koşu startı verilecek. Şartlı 4 bir mücadele dişlere mahsus 4 yaş şarapların 1700 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. 4 ile 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz bir nolu safkanımız olacak. Kocaeli programı Mehir abla diyeceğiz. Görkem Özçek ilk defa buluştu. Yaptığı İstanbul işinde bir üçüncülük elde etti ama ondan önceki koşuları Kabakum'da Bursa ve e, Sentirik'te de kazandı İstanbul'da. iyi bir performans sergiledi. Görkem Özçek teslim edildi. Bir benim ilk tercihim. ikinci altım ikinci on. Nurlu Ova diyeceğiz. Berkan Gökçe eşliğinde olay son yaptığı Kocaeli işini kazandı. Deniz'in kızı olsun... Ee, Ören Hanım olsun, e, Berca Torun olsun bunlarla da beraber koştular. Onlar da geçme başarısı göstermişti. E, Nurlova, Fırat Aslan'la e, yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Mutlaka koşuya ağırlığını koyacaktır. Kuponumuzda mutlaka olacak. Sonradan Deniz'in kızı diyeceğiz. E, yaptığı Kocaeli 1400'e biliyorsunuz e, demin de bahsettik Nurluova'ya geçirmişti. Hatta o gün için 3-4 boy gibi geç çıktı. E son koşusunda mesafe uzadığı için başta olsa Enes Boza ile kazandı. E yine burada şanslı bir isim olacaktır. 3 ve de son olarak da 4 nolu buz bunları diyeceğiz. 1, 2, 4 ve 3 benim altılı gayrımızın ilk ayındaki sıralamam. Evet geçelim ikinci koşu meydan. 3 yaşlı Araplar 1200 kum 11 safkanımız yer alacak. Evet burada da ilk tercihimizi altıno bitirim prenses diyeceğim. Mertcan Çelik eşliğinde yaptığı son yedinciliği İstanbul'da e, önemsemediğim bir yedinci. Çünkü kavakumda Bursa'da 1200'ü gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Yani İstanbul koşullarından da zaten tanıyoruz. Hep derecesiz kötü bir performans ama Kabakum'a geçince değişik bir e, koşu sergiledi İsmail Dinar'la. Yani çok yakın ara bir üçüncü gelinlikte o gün içinde sürprize de imza atabilirdi. Ee, yarın yine Kabokuma Kocaeli'ye geliyor. Bitirin Prenses, ilk tercihim. Mutlaka yazalım. Sonradan 8 nolu e, Kızıldoru, Kadir Tokoçoğlu eşliğinde. 10 nolu Lucien, Adem Aslan eşliğinde. 2 ve 1 nolu Safkanları da eksik etmeyeceğiz. Tabii ki bu koşuda 6, 8, 10, 2 ve 1 sıralamamız bu şekilde oluşacak. ikinci koşuda Evet geçelim 3. koşumuza. Şartlı 4 dişiler ama su 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum. 6 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet burada 2 safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu olacak. Onlarda kimler? Ee, Pans Premen herhalde öyle okunuyor. Vera Tavuş'ta 2'de 2 yaptılar. ile gerçekten 1200 ve 1400'ü kazandı. E, zaten bir çim yarışı vardı. Bursa'da yarış hayatı var. Sonra Kocaeli devam etti. Üst üste kazandı. Bir ilk tercihimiz. Buna da en ciddi rakip Kanindo e, diyeceğiz. Görkem Özçelik eşliğinde. O da iki yarışı Kocaeli'de. Sonra Bursa'da e, Meydan'a veda etti Son koşusunda da bir ikinci kelle etti ama burada bire en ciddi rakip olacaktır. Ben dördü. Yani dört bir yeterli gördüm. E, burada Bakşi yani iki nolu Sakoğlu, Mertcan Çelik de e, sentetikte e, iyi bir performans sergiledi. Kocaeli'de de zaten koşusu vardı Sinan Özen'le. Boyunla e, maalesef e, bir ikinci ikincilik elde etti. O gün içinde dişilerle e, pardon erkeklerle start almıştı. Yani eğer sürpriz arayacak arkadaşlar ikiye ile bir çarpı atabilir. Yani bir dört sanki yeterli gibi ama e, sürpriz arayacak arkadaşlar ikiye de bir çarpı atabilir üçüncü koşta. Evet geçelim dördüncü koşu. Handikap 15, 3 yaşlı Araplar 1500 kum. 11 safkanımız yer alacak. İkinci altın gayemiz başlayacak. Evet bu koşu biraz zorlu bir koşu bizi bekliyor. Evet baktığımız zaman Seçeran olsun, Gülfidan olsun, 3 nolu Safkanımız olsun. Yani bunlar bir iki adım öne çıksa da sevgili olsa tabii ki İlk tercih benim bir ses olacak. Sonra ikini olu Gülfidan diyeceğiz. Son yaptığı koşunu kazandı. Kocaeli'de 1500'e bu mesafede ondan önce koşular da aynı şekilde aynı mesafede hem meydana veda hem şartlı dördü kazandı. Yine iyi koştuğu mesafede koşacak. 2 de eksik etmeyeceğiz. İkinci tercihimiz sonra 3 dolu safkanımız Görkem. Özçelikle 7 ve 8 dolu safkanlara da dikkat diyeceğim bu koşuda. 1, 2, 3, 7 ve 8 ikinci altılık ayağımızın başlangıç ayındaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Geçelim 5. koşu handikap 15 4 ve Araplar 1900 kum 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismim olacak. O da Kaan Can Gökçeli ilk defa buluştu. O da ilelebet diyeceğim ben bu koşuda yani koşuya baktığımız zaman gence Gencetay olsun, e, memo olsun, yarış süratlendirecek Sarrafşa olsun. Ama ilelebet Kancan Gökçe ile hiç e, panik yapmadığı sürece rahat yerde kendine yer bulduğu sürece Kancan Gökçe ile sonları iyi gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim yarın Banko ismimdir. Hem iki altılıyla bağlıyor. İki ilelebet Bankom'dur burada iki tane sürpriz isim. Ya yani o da 5 numaralı Memo ve de 6 numaralı Ciğer İki tane sürpriz isim önereceğim. Onları da ikili için değerlendireceğim. 2 Bankom 5 ile 6 ikili için önereceğim isimler olacak bu koşu için. Evet geçelim 6. koşumuza. Kısa vadeydi. 3 ve Kore İngilizler 1900 kuma çıkacak. 9 safkamız yer alıyor. 4'lü da bu koşuyla başlayacak. Evet iktidarcımız tercimiz 4 nolu Kuampo artık yavaş yavaş pişen yavaş yavaş e, iyi koşular çıkartmaya başladı. Antalya İzmir pistinden de tanıdığımız bir safkan Kocaeli Bursa aynı şekilde Vedat'la 9. kez buluşacak. Kuampo iktidarcım, ikinci 2. atım 5 nolu asıl yürek sonradan 6 nolu safkanımız işman Çizik eşliğinde ve de 1 nolu safkanı Mertcan Çelik'le dikkat diyeceğimiz bir koşu olacak. 4, 5, 6, 1. 6. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 7. koşu Handikap 15. 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 8 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayemiz bu koşu itibariyle başlayacak. Evet buradaki sıralamamız da şu şekilde oluşacak. 4 nolu Arakaskar diyeceğiz. Eray çizikle 5 nolu safkanımız e, mutlaka değerli Fırat Aslan'la 2 koşu gördük. Kocaeli'de 1400'ü kazandı. Arkasında 1400'e güzel bir ikincilik. Yarın geri planda kalabilir. Dikkat 5. Sonradan nolu yaparsın kızım e, Galip e, Gökten kayıtla e, kayıpla mutlaka yazacağım. Ve de bir nolu safkanımızda bu koş için eksik etmeyeceğiz. Pardon bir safkanda önereceğiz. Özür diliyorum sevgili dostlar. O da 3 nolu safkanımız olacak. Yani sıralamam 4 5-6 ee, ve 1 ve 3 şeklinde oluştu bu koşu için önereceğim safkanlar iki tane sürpriz safkan e, gözüme çarptı yani bunları da söylememek e, olmazdı diye düşünüyorum e, Tabii ki yani diye bu iki safkan geldiği sürece yani 5-6 bize gayet e, güzel ganyan yazar sevgili dostlar. Dileyen arkadaşlar yazabilir. Dileyen arkadaşlar tabii ki geri planda bırakabilir. Sürpriz de önereceğimiz tabii ki safkanlar olacak. Evet 7. koştaki sıralamamız bu şekilde. Evet geçelim 8. koşumuza. Handikap 17. 3 ve Kore İngilizler 1400 kum. 7 safkanımız yer alacak. Evet burada da önereceğim. Ee, yani aslında iki safkan var da bir tane safkanlığına çekiniyorum. Onu da söyleyeceğim sizlere. Tabii ki bütçemiz zor olduğuna yazıp yazmamız sizin elinizde. 5 dolu savkanım her ay çizikli bomboş kiloya start oluyor. E, ee, Kocaeli'de 1400'ü kazandı. Sonra Bursa'da 1800'e çıktı. Orada da güzel bir performans sergileyen Mahmut Turan'la 61 kiloyla start alıp bir üçüncülük elde etti. Tekrar Kocaeli'ye kazandığı piste geri dönüyor. Kazandığı mesafeye geri dönüyor. Handikap 16'yı kazandı. 54 kilo ile Mahmut Turan'la. Şimdi 50 kilo düştü her ay çizikte. Yani 5 çok çok önde görünüyor. Yani baktığımız zaman yani kazanacak bir safkan normal sonuçta. Alternatif bir banko diyebiliriz ama tabii ki gurme geçen kostümde Bursa'da 1200'de e, Mürsel Kayış'la iyi bir performans sergilemiş 59 kiloyla şimdi Adem Ceylan'a teslim edildi. Yani gurme de buna ciddi rakip olacaktır. Yani 5-1 yeterli gibi 5 6 banko gibi e, görünüyor. Ama burada bomba ismimiz iki nolu Safkan Berkan Gökçü ile bu Safkan'a dikkat diyeceğim bu koşu için. Evet geçelim 9. koşu altılı ayarımızın son ayağına. Maiden 3 yaşlar atlar 1200 kum 11 safkanımız yer alıyor. Evet burada da 3 safkan e, biliyorsunuz yeri geldi banko attım. Bir tane safkan o da May Cengo Halil Kaplan eşliğinde yani bir yerde kazanacak ama ne zaman belki yarında olabilir. My Django bizim ilk tercihimiz olacak. İkinci atım 2 iki nolu Koçerim diyeceğim ve de 7 nolu Ak Yıldız'a dikkat eray çizikle bu e, safkanı da kuponda eksik etmeyeceğim. 1 2 7 diyeceğim bu koşu için sevgili dostlar. Evet Bursa haklar açam e, Koçeri programında buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazımız safkanlar olsun. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.